Arkadaşlar hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bana sorulan soruları şimdi Rıdvan soracak. Sizin adınıza ben cevap vereceğim. Aç kapıyı Veysel Efendi gelsin. Eren.Uğur evet. 180.062 kullanıcılı arkadaş sormuş. Adın ne kardeş? Adım Mehmet Nasuh Öner. Ali Haydar @62. Hangi işi yapıyorsun ve kaç yıldır o işi yapıyorsun? Fırıncılık işini yapıyorum, ben ikinci kuşağım. Kendimi bildiğim bileni fırıncıyım ya. Muhammed 96. Evet. Şişman Reis, ileriye bakarsak fırında mı devam edeceksin yoksa farklı bir planın var mı? Fırını bırakamıyorum ya, çünkü kendi işimiz olduğu için bırakamıyorum ama ileride farklı projelerle karşınıza çıkacağım. Kendi sayfada daha önce de söylemiştik, bir sayfa açılacak. O zaman bırakabiliriz yani, her an her şey olabilir. Yani para gelirse niye olmaz? Mehmet @DGN2158 Doğan yani. Evet. Bu tişörtü de üstünde çürütecek misin Şişman Reis? Ya tişört üstünde çürütmeyle alakası yok. Mesela 5 gün sonra video var. 5 gün boyunca farklı farklı giyiniyorsun. Video olduğu gün tekrar aynı tişörtle karşınıza çıkıyorum. Sanıyorsunuz ki her gün aynı tişörtü giyiyor gibi oluyor ama oysa ki farklı farklı tişörtler giyiyoruz. Yoksa yaptığımız iş fırın, terliyoruz. İnsan zaten dayanamaz ki, kokusuna dayanamaz. Peki cevap çürütecek misin? Niye çürütmek abi? Para verdik. Para verdik o kadar. Mali.Akay. Rıdvan'la evet. Arkadaşlığınız kaç senedir var? Videoları çekmeden önce tanışıyor muydunuz? Rıdvan benim abilerimin arkadaşı aslında, ben değil. Benim abilerimle arkadaş, aynı sokakta büyüdük. Videolara başladığımızda ilk baş kafa sallayarak bir video başlamıştı. Ondan sonra projeler gelmeye başladıkça ben de yer aldım. Çocukluktan birbirimizi tanıyoruz. Yani arkadaş değiliz, normalde abi kardeşiz ama sen... Ben samimiyeti ilerlettim. Artık Rıdvan. Enes @KRT111. Evet. Evlenmeyi düşünüyor musun Reis? Evlenmeyi düşünüyor musun? Düzgün, dört dörtlük bir insan karşıma çıkarsa niye olmasın? Miraç Şahbaz sormuş. Videolardan para alıyor musun? Yani biz değil de sen. Ekip anlıyorsa ben nasıl alacağım? Para kazanma başlamış ama ilk etapta şu an şu gördüğünüz ürünler alınmasaydı bu videolar çıkmazdı. Yani ilk etapta ekipmana. Ekipman için. İleride para gelir mi? Malum yani illaki gelir. O kadar emek harcadık. İnşallah da diyelim. İnşallah abi canım. Elcik Kral sormuş. Müzik zevkini merak ediyorum. Ne tarz müzikler dinlersin? Arabesk olur, Azer Bülbül var, Müslüm Gürses var, Ahmet Kaya var. Yeni müzikler çıktığı zaman da bir bakıyorum. Güzelse zaten devam ediyoruz. Güzelse genelde çıkmıyor güzel. Çıkmıyorsa da eskiler bizi alıp götürüyor. Umut Özbey sormuş. En sevdiğin yemek? Abi nimete her zaman saygımız olmuş. Halimizden belli olduğu sofra, gibi. Sofra bezi desenler sesinden belli. Sofra ne katılmışsa yok dememişiz. Yemişiz yani. Belli zaten yok demediğin. Hamza Uzun. Evet. 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 10 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Bir bakmışsın bir çöp kovasında. Yani şöhreti kaldıramamış. Sefalet içindesin. Şöhreti kaldıramamış. Diyorlar ya şöhreti kaldıramadım. Ya kader kısmete inanan bir insanım. Ne olacağını yalnızca sadece Allah bilir. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun dedim size. Yakup Ali Nazlar sormuş. Şişman evet. Reis neden böyle değişik tişörtler giyiyorsun? Abi beden olmuyor. 3 gündür elbise almaya gidiyoruz. Yok. Bütün mağaza beni giydirmek için uğraşıyor. Vallahi ya yemin ediyorum hele. Artık deseni geçtin olsun yeter ha. Zaten olsun, ona bakıyoruz yani. 3x saçı bulduğumuz zaman direkt konuyoruz. Desene bakmıyoruz ki biz. Olan elbiseyi giyiyor, bazen saçmaladığı da oluyor. Ya, yapacak bir şey yok abi. Elbise yok. Bir Abdullah Çığlı. O bedeli dikkat alıyor ama işte o da ben gömlek giymediğim için fazla yapacak bir şeyimi sanmıyorum. Emoş'la keşfet. Zayıflamayı denedin mi? Zayıflamayı denedin mi hiç? Yok abi ya, ben hep kilolu olmaktan mutluyum. Ha tabi bazen böyle elbise olmayınca İsyan ediyorum. İsyan oluyor yani senin gibi adamın kalabına. Oluyor ama ileride niye olmasın yani. Ben şahsen şöyle bir şey söyleyeyim. Kendime sözüm bu. Ben damatlı bu kiloda giymem. Yani güzel bir vücut olmadığı sürece giymem. O zaman evlenemeyeceksin. Yani. Hayal. Hayal. Ya da düğün yapmayacaksın. Ya damat da giymez ya, belki tişört giyerim. Mazlum Tuğrul 33 sormuş. Bu da bizim ekipten. Evet. Küçükken ne olmak isterdin? Küçükken ne olmak isterdim? Abi ben fırıncılık hariç her iş yapmak istedim de işte fırıncı olduk. İsmail Pamuk 589 sormuş. Reis, insanların sana Şişman Reis demesinden rahatsız oluyor musun? Yok. Kilo olduğum için ben niye rahatsız oluyorum ki? Şimdi karşıdaki kişi kiloluysa
Yani bazı kilolu insanlar var. Kilolu da değil mi? Abi kilolusun. Ya zayıfla, dört dörtlük bir adam ol. Ya da gibi yani yerken sıkıntı yok da adam karşına sana söylerken mi zoruna gidiyor? Gitmesin. Radres Lobby Production. Keşke şunu yapsaydım dediğin oldu mu hayatta? Oldu. Çok oldu. Mesela çok güzel teklifler geldi. Gerçekten yani. Şimdi fırıncı olduğumuz için çevremiz çok geniş oluyor. Çevre geniş olduğu zaman bu sefer teklifler çok çok geliyor. Ben daha 15-16 yaşındayken Mersin'de bir tane abimiz kurabiye fabrikası kuracaktı. O zaman başına geçti. Onu yapmadım. Çok pişman oldum. Ya ben ne dedim, bir yerden oyuncu teklifi geldi. Yok teklif. Kurabiyeyi mi düşünüyorsun hala? Yok ama şimdi şöyle bir şey var. Yani benim yerime yapan adam şu an şanslı bir söyleyeyim. Adam 3-4 tane daire aldı. Altında en kral arabası var. Ben niye yapmadım diye çok pişman oldum. Allah oluyor. Bir kapıyı kapatır, başka bir kapıyı açar. Bakarsın diğer kapı bundan daha geniş olur. Rahatlıkla geçersin. Obez oldun mu şimdi? İnsanlar her zaman keşke dedikleri şeyler yapılmıştır ya. Herkes olmuştur. 30 alt tire Osman alt tire 3 Mersin'de buluşma yapacak mısınız? Yok abi ben o kadar ünlü değilim ki Mersin'e. Ege'de evet. Sevenlerim var. Tamam şimdi ben Mersin'de buluşma yapacağım dedim. Kimse gelmedi. Bir kafede yani. Burası maskot kafe. Dedi ki arkadaşlar biz buradayız. Buyurun gelin. Mehmet abi de hepsi işte burada, ekipman burada. Bekliyorlar. Böyle binlerce kişi gelecek. Bekliyoruz. Kimse gelmedi. Ben buna tekme tokat dışarı sesimi çıkartamam. Yapacak bir şey yok. Böyle bir korona dönemi. Yok korona ile alakası yok. Şimdi bugün olmaz, ileride de öyle bir düşünce olursa da ben düşünmem ya. İnsanları kendi ayağıma çağıracağıma ben kendim ondan ayağına gitmeyi daha çok tercih ederim. Çok iyi. Sorularımız bitti. Senin özel bir sorun var mı sormak istedim? Benim özel bir sorum. Mesela çoğu YouTube videosunda yoksun. YouTube videosunda neden yoksun? Son videoda vardım. Elbisemi yırttınız. Evet. Ondan sonra ben bir daha niye geldim? Bir de Şişman Reis yoksa biz yokuz. Şişman Reis yoksa biz izlemeyiz, beğenmeyiz tarzı yazan arkadaşlar var. Onlara ne demek istiyorsun? Ben onları bana yazan arkadaşlara zaten cevap veriyorum. Yani hiç kimse vazgeçilmez değil benim gözümde. Bu ayrı mesele de. Bazen işim çıkıyor. Yani yoruluyorum. Örnek vereyim. Mesela beni az da olsa diyeyim, çok iddialı konuşmayayım, sevenler var. Mesela bu videonun altına Rıdvan neden yok dediğinde ben şu an kameranın arkasındayım. Yani biz bir ekibiz, sen yoksan bir işin vardır veya kameranın arkasındasındır. Yani şu an ben yokum mesela ama kamera arkasındayım. Bugün bu video çekiliyor. Ben sana şunun garantisini vereyim. Nereden bakarsan 3-3,5 gündür yatmıyorum. Ve akşam yine işe gideceğim. Yani yapacağım bir hata kendi bedenime zarar verir. Mesela elimi makineye kaptırabilirim, yanabilirim, vücudum bir yere yanabilir, ha yandı da oluyor. Allah şükür olsun şimdiye kadar makineye hiç kaptırmadı, sana kaptırsaydık parmaksız nasıl bir isimiz çıkardı, Şişman Reis'iydi. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İnşallah başka bir videoda tekrar karşınıza çıkmak dileğiyle YouTube kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz biz daha iyi işler yapmak için daha çok mücadele ederiz. Mesela fırına gitmem bu akşam. En kısa örnek. O zaman video patlaması olsun, gitme bir gün dinlen. Vallahi çok iyi olur. Siz beğenip yani ama gerçekten yani beğendiğiniz zaman beğenirseniz bizim hoşumuza gider. Kötü bir şey olduğu zaman da lütfen eleştiri yazın ki biz daha çok kendimize dikkat edelim. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah yani bu kelimeden sonra bir dokundular yani yapacak bir şey yok. Konuşacaklarım bu kadar. Allah'a emanet olun. Hepiniz hoşça kalın.